selamlar. Yine bir saç videosu ve yine ben. Zaten baştan görüyorsunuz. Saç videolarımı uzatmayı hiç sevmiyorum. Bugün arkadaşıma ilk defa kendinden başka birine saç boyası yapacağız. Sonu nasıl olacak hiç bilmiyorum. Kötü olursa paylaşmayız. İlk önce saçını açacağız. Sonrasında boyama işlemi olacak. Benimki gibi bir şeyler istiyor. Bakalım. Umarım elde edebileceğiz. Boyalarımızı size hemen göstereyim. Şimdi bu Deluxe'un saç açma paketlerini biliyorsunuz. Bundan biz 3 tane edindik. Eğer yeterli gelmezse bir kutu daha söyleriz diye düşündük. Şu an elimizde 3 tane var. 2 kutu koleksiyonun 12.11'ini kullanacağız saçı açtıktan sonra. Bunların her birini paletinin 10.1 ile karıştıracağız. Bu şekilde. Sonrasında içine de 10 tanesi kadar Igora katmayı düşünüyoruz. 0.22'si. Hadi başlayalım. Şimdi size saçın şu anki halini de göstereyim. En son nasıl olacak? Aşama aşama hepsini çekeriz. Saçın dipleri kendi rengi. Şöyle göstereyim. Rolar hep kendi renkler. Aşağıya doğru indikçe ombresi var. Akmış bir ombre görüyoruz. Zaten burada da çok farklı renkler var akmış olduğu için. Şurada geçiş rengi de mesela farklı kahverengilik var görüyorsunuz. Yani muhtemelen tek açmaya dümdüz bir saç elde edemeyeceğiz. Çünkü şurada farklı bir renk var. Dibimiz tamamen farklı. Uçlar tamamen farklı. O sebeple diplerden başlayacağız ilk olarak açmaya. Dipleri daha çok bekleteceğiz. Daha sonra aşağılara doğru ineceğiz. Tek ton bir açma işlemi yakalamaya çalışacağım. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Heyecanlandım. Rica ederim. Umarım güzel olur. Umarım seni buradan mutlu uğurlayabilirim aşkım. Evet, saçın şimdiki hali böyle. Haydi başlayalım. Evet, biz saçımızı komple açtık. Gördüğünüz gibi uçlarda farklı renkler olduğu için bu şekilde şeyler olabilir. Farklı renkler görüntüsü olabilir. Dipleri çok güzel açıldı kendi renkleri. Şöyle biraz döner misin? Buraları çok güzel açıldı. Uçları biraz daha renk farkındalığı oldu ister istemez. Bunu da işte boyayla dengeleyeceğiz. Ne yapacağız? Boyamızı uçlardan başlatacağız diye bir şekilde dengeleyeceğiz. Bakalım mesela şuralar zaten sarıydı. O yüzden oldukça platin duruyor farkındaysanız. Evet. Şimdi saçımızı yıkayacağız. Boya işlemine geçeceğiz. Evet, saçımızı yıkadıktan sonraki halini size dün gösteremedik. Ertesi gündeyiz. Saçlarımız kurudu. Açabilirsen. Şimdi diplerdeki açılma gayet güzel. Şöyle göstereyim. Buralar kendi saçı olduğu için güzel açıldı. Yalnız şuralarda boya olduğu için bu şekilde renk eşitsizlikleri var. Aşağılarda da sarı vardı biliyorsunuz. Oralar zaten açıldı. Buraları saatlerce evimde olmama rağmen bu kadar en fazla açılabiliyor. Saçı da çok fazla yıpratıp yormamak adına bu kadar yeterli diye bu şekilde bıraktık. Şimdi boyama işlemimizi ona göre yapacağız. Şimdi size gösterdiğim koleksiyonun 12.11 ile paletlerin 10.11'ini karıştırdık. İçine de 10 tanesi kadar Igora 0.22 kattık. Saçımızı boyamaya başlıyoruz. Evet, saçımızın tamamı bitti. Şöyle göstereyim. Tam düşündüğümüz gibi, istediğimiz gibi küllü bir sarı elde ettik. Tamamını da yine yıkadığımızda size gösteririm. Şöyle kapatayım yüzünü. Bitmiş hali bu şekilde. Evet, en son size gösterdiğimizde çok güzel bir küllü sarı bekliyoruz demiştik. Düşündüğümüz gibi de oldu ama ombreli olduğu için bazı yerler düşündüğümüzden çok daha açıldı. Adeta beyaz oldu değil mi? Beyazdı. Biz de dolayısıyla o beyazlık hoşumuza gitmediği için dedik ki üzerine bir 7.1 küllü kumral uygulayalım. Hepsi tek bir ton olsun dedik. Şu anda böyle düşündüğümüz gibi güzel o küllü kumral ortaya çıkacak. Yıkandıktan sonra saçımız size şekillenmiş halini gösteririz. Ve saçlarımız karşınızda. Saçlarımızı dediğim gibi ilk başta 12.11 koleston ve 10.1 paletteydi. Karıştırarak açma işleminden sonra uyguladık. Sonrasında ortaya bir renk bütünlüğü çıktı. Ama ombreli olan yerlerimiz daha farklı görünüyordu. Dolayısıyla biz de daha böyle küllü kumral istediğimiz için başlıktan da zaten göreceksiniz. 7.1 küllü kumral uygulamak istedik ve saçımızın bitmiş hali bu şekilde. Biz çok beğendik. Tam istediğimiz gibi. Zaten bu 7.1 aktığında ortaya çok güzel bir sarı tonu çıkıyor. Sen beğendin mi? Sen söyle. Tabii ki de beğendim. Tam istediğim renkti. Ya. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Rica ederim. Ne demek?
Evet, video başladığımız yerde kapanışı yapayım dedim. Çünkü o telaşla kapanışı yapamamışız. Şu anda editi bitirdim. Videomu yüklemeye alacağım. Gerçekten saç videolarımı kısa tuttuğumu hepiniz biliyorsunuz. Bu da yani ama apayrı bir kısa bir video oldu. Çünkü boyama aşamalarını göstermedim. Zaten hani arkadaşım, birlikte vakit geçiriyoruz. Sohbet ederek hani o şekilde bir rahatlıkla saç boyadım. O yüzden bir de hani böyle... Öyle bir ortamı kamera karşısında yapmak istemedim. Çünkü saç açma işlemimi daha önceki videolarımda gördünüz. Boyama işlemimi zaten her türlü videolarımda görüyorsunuz. Saçlarımı henüz mesela yeni boyadım. Yine göreceksiniz saç boyama stilimi. O sebeple boyama aşamalarını hiç çekmedim. Çekmediğim için de oldukça kısa, net ve öz bir video olduğunu düşünüyorum. Zaten ilk başta da görüyorsunuz ombreli ve birçok renk barındıran bir saçtan bahsediyoruz. Bunun içinde kendi saç rengi de vardı, dipleri. Yani düşündüğümden daha böyle, nasıl söyleyeyim, bir tık korkuttu beni böyle saç açıldıktan sonra. Şey dedim mesela o noktada, ya hani iyi cesaret ettim falan dediğim noktalar oldu. Ama şunu planlıyordum kafamda, saçı açacaktım. Açtıktan sonra hani 12.11 koleston ve palettenin 10.1 karıştırdık ya, onların içerisine Igora 0.22 ve 7.1 küllü kumral karıştıracaktım. 7.1 küllü kumral katmayı unuttuk. Yani yarı tüpün yarısını İki tane karıştırdık ya, ona diğer yarısında diğer ikinci boyamadaki şeye katacaktık. Sonrasında unuttum. Sonrasında da dedim ki arkadaşıma, ya problem yok. Hani unutmuş olursak da hiçbir şey yok. En kötü ne yaparız? Parça parça bölerek katacağımız boyayı tek bir seferde saçına uygularız. Hiç canını sıkma demiştim. Hani eğer ki o sarı eşit olmazsa. Tamam demiştik. O şekilde karar vermiştik. Zaten düşündüğüm gibi oldu. Benim B planım 7.1'i sonradan kullanmak. İçerisine katacaktım yarım tüp olarak. Dediğim gibi unuttuğumuz için sonradan bir tüpü tamamen saçlarını, iki tüp ya da bir iki tüptü galiba. İki tüp 7.1 kullandık. Tamamen saçlarını direkt uyguladık. Yani siz şöyle yapabilirsiniz. 12.11 koleston, 10.1 palette ve Igora 0.22 karıştırdınız. Sonrasında içerisine 7.1 küllü kumral katarsınız, yarım tüp kadar ama hepsine değil. Hepsini karıştırdıktan sonra saçlarınızı boyayabilirsiniz. Bu işlemden sonra ay saçlarımda çok yeşerme oldu, ay nasıl başa çıkacağım diye korkmanıza gerektirecek hiçbir şey yok. Saçtaki yeşerme, küllülük saçtan en hızlı akan renklerdir arkadaşlar. Ben mesela tam tersi, o küllülüğe bayılan bir insanım. İstiyorum ki devamlı sürekli saçım o şekilde küllü küllü kalsın istiyorum. Ama mesela bunu hoşuna gitmeyenler var. Daha sıcak tonlarda sarı sevenler var. Onlar da yeşillikle ya da küllülükle karşılaştıklarında çok korkuyorlar ve ürküyorlar. Yorumlarda da çok sık alıyorum. Bunlar korkmanıza gerektirecek bir şey yok. Kafanızdaki o yeşillilik, küllülük can çatlasın 3-4 yıkama. Yani dördüncü yıkamaya bile kalmıyor. İnanın çok hızlı akıyor. Şu anda arkadaşımın saçı da mesela aktı ve altından çok güzel, çok tatlı bir ton çıktı böyle. Sarıya yakın karamelin hafif açığında bir ton çıktı. İlerleyen zamanlarda onun dip boyasını yaparsak saçının nasıl aktığını ve ne hale geldiğini zaten görürsünüz. Eğer dip boyasını yaptığımda da çekim yapabilirsem. Ve ben yaparsam dip boyasını zaten çekerim, görürsünüz. Saçı gerçekten akıyor. Yani bir ya da ikinci yıkamaya falan akmış olması gerekiyor. Yani ondan korkmanıza gerektirecek hiçbir durum yok. Lütfen korkmayın. Hele saçında kızıllık, turunculuk yoğun olanlar varsa hiç korkmasın. O onu çok güzel bir şekilde dengeleyecek zaten. Video bu şekilde. Biz sonuçtan çok memnunuz. Arkadaşım da çok memnun. Saç diplerinde herhangi bir yanma vesaire olmadı. Sadece o ombre olarak sarı olan yerler var ya, onlar çok çok beyaz olmuştu açıldıktan sonra. Tararken onlar döküldü ki çok normal. Çünkü yani kuaförler öyle bir yapıyorlar ki, onu kuaförlerde bile saçlar dökülüyor zaten bir kısmı açıcı uygulandığında. Diplerimizde benim onun saçını açtığım yerlerde bir tane bile kopma gerçekten yok. Benim saçımda da hiçbir zaman olmadı. Ben de saçlarımı biliyorsunuz ki kızıldan bu renge çevirdim. Ben artık bu konuyu biraz biraz çözdüğümü düşünüyorum. Şu anki rengimi de en son boyadım ama siz onu daha izlemediniz. Onu da sizinle editte paylaşacağım bu videodan sonra. Dip boyası yaptım ve diplerimi görüyorsunuz.
hem de açma işlemi yapmadan, saçlarımı açmadan boyayla dip boyası yaptım. Doğru duydunuz. O video da yakın zamanda gelecek. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız, enerjimi beğeniyorsanız, size yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çünkü emek veriyorum. Yani normalde belki bir saatlik, yarım saatlik bir işim kamera karşısında 3 saat onu editlemesi vesaire derken çok daha uzun süreler alıyor. Eğer ki yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Videolarımın devamlılığını istiyorsanız, enerji akışımı beğeniyorsanız farklı türde içerikler üretmeye devam edeceğim. Bana fikirde bulunabilirsiniz yorumlarda. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.